Arkadaşlar merhabalar. Yandaki şeyi görüp de hemen heyecanlanma. Tilt denemelerini ben çözmeyeceğim. Ne yapacağım? Şimdi bundan bahsedeceğim. Tilt demine gelen anksının hangisi? E, trigonometri. Trigonometri ile ilgili güzel bir çalışma yapacağım sana. Toplamda 22 tane soru seçtim. Bu 22 tane soruyu şu şekilde yapmayı planlıyorum. E, 7 soru ilk video. 7 soru ikinci video. Diğer geri kalan kaç? 14, 22, 8 soru kalıyor. 8 soruyu da Böyle shorts'a uygunsa eğer shorts şeklinde yayınlamayı planlıyorum. Uygun değilse de ne yapacağım? Yine o 8 soruyla da ilgili bir video şeklinde bir çekim yapabilirim. Trigonometri ile ilgili. Evet Mert Hoca yine yapmış yapacağına. Çok güzel bir şey çıkartmış. Bana da sürpriz oldu. İncelediğimde de çok hoşuma gitti. Öğrencilerin ihtiyacı olan şeydi ki zaten öğrenciler tarafından şu anda çok beğeniliyor. Şu anda acayip bir şekilde alınıyor ve bu çözülüyor. E hocam bu zaten Mert Hoca bunu çözüyor. E niye burada trigonometrileri çözüyorsunuz? Ya Mert'in yaptığını anlamazsınız büyük ihtimalle trigonometride. Tabii ki şaka şaka. Mert süper bir şekilde anlatıyor. Ya bizim buradaki amacımız ne? Mert Hocam selamlar. Amacımız ne burada? Ya herkesin farklı bir şeyi var, tarzı var, mantığı var. Ki trigonometride bunu görüyoruz zaten. Mert Hoca matematik tekniğiyle yaklaşırken... Ben sorulara geometri tekniğiyle yaklaşacağım. Belki de aynı yolla çözeceğiz. Farklı bir bakış açısını görmenizi istiyorum ben burada. Seçtiğimiz 22 tane soruyla da karşına geldik. İşte bir 7 soruyu da şimdi bu videoda sana çözeceğim. E o zaman hadi bakalım çözümlere başlayalım. Eş 9 çember birbirine ve yarı uzunluğu 2 bir olan çemberlere çekildik gibi dıştan teğet verilmiş. Buna göre eş çemberlerden birinin yarıçap uzunluğu nedir diye soruluyor. Çemberler birbirine deyince ne yapıyorduk? Hocam merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir şeklinde hamle yapıyorduk. Şöyle. E burada da merkezleri birleştir. Burada da birleştir. Böyle böyle gidecek. E hocam buradaki açıların hepsi aynı mıdır? Aynıdır. Sebep. Burası R, 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 R. Bunun da R olduğunu, bunun da R olduğunu, bunun, da R, olduğunu, bunun da R olduğunu biliyorum. Yarı çap 2, yarı çap 2, yarı çap 2 ya. Şimdi dikkat et. Hocam şuradaki üçgenle R artı 2, R artı 2, 2 R. Buradaki üçgen R artı 2, R artı 2, 2 R. Aynı üçgen. Yani bizim buradaki açımız alfaysa burası da alfadır. Böyle 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 gidecek. E bizim burada 9 tane çemberimiz varsa bu alfadan 9 tane var demektir. 360'ı 9'a bölsem çünkü 9 alfa 360'a tamamlanıyor. E alfa da buradan kaç çıkar? 40 derece çıkar. Alfayı 40 bulduk. E sonra ne yapacağız hocam? Şimdi eş çemberlerden birinin yarı çap uzunluğu isteniyor. Hocam burada bir ikizkenar üçgen çıktı. Hop şöyle. Bir kenar ortayı çizersek. Bu ikizkenarda kenarda kenar ortay nedir? Yüksekliktir. Hocam alfayı 40 bulmuştuk. Yükseklik ikizkenar kenar üçgen de aynı zamanda açı ortaydır. Yani bunlar 20-20 yapar. E o zaman buradaki dik üçgenden bir şeyler yapabilirim. Buradaki dik üçgende bak bu 20 derecenin karşısı var hipotenüs var. Yani sinüs 20 ne eşittir? R bölü R artı 2'ye eşittir. Bizden R isteniyor. E, i̇şler dışlar yapalım bakalım burada. R çarpı sinüs 20 artı bu R artı 2 dedi değil mi? Evet 2 sinüs 20 Yine eşit R'ye eşit olacak. E o zaman burada ne yapalım? R'yi bu tarafa atalım arkadaşım. Hadi bakalım R'yi buraya atalım ya da R'yi buraya atalım. 2 sinüs 20 neye eşit olacak? R eksi R sinüs 20'ye eşit oldu. Burada R parantezini alınca 1 eksi sinüs 20'ye eşit oldu. Ne? 2 sinüs 20. E buradan da R'de neye eşit oluyor o zaman? Hocam 2 sinüs 20 bölü 1 eksi sinüs 20'ye eşit oldu. İşte bu işlem sadece bu. Yani cevap ne yaptı o zaman? İşte denizli çıktı yaptı. 2 sinüs 20 bölü bir eksi sinüs 20 şeklinde bulundu. Birinci soru. Geldik ikinci soruya. Dik koordinat düzleminde bir birim yarıçaplı çaplı bir çember verilmiş burada. OKL ve OLM üçgenleri verilmiş. KLM noktaları doğrusal olduğuna göre OLM üçgenin alanının. Arkadaş şu üçgenin alanının diğer OKL üçgenin alanına oranı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş burada farklı yollar yapılabilir. Bu üçgenin alanı bulmak için hocam burayı bulacağım. Öncelikle bire birse burası alfa ise burası da alfa değil midir? Evet. Hatta iki iç açı bir dış açı hemen böyle bir yazalım istersen buraya. Hocam bu üçgenin alanını bulabilirim. Sonra bu üçgenin alanı bulmak için de hamle yapabilirim diyebilirsin aslında. Ama ben farklı bir şekilde düşüneceğim burada. Nasıl düşüneyim ben burada? Ya hocam şuradaki alanlar oranını bulmam için ne yapmam lazım? Tabanlar oranına bakmam lazım. Eğer ben buradaki tabanlar oranını bulursam eğer alanlar oranında tabanlar oranında doğru orantılıdır. Yani bir geometrici bakışıyla soru çözümüne yaklaşayım ben burada. O zaman benim şunu bulmam lazım. Yani en azından bak şunu falan bulabilirim ben. Şurası belli mi? Belli. Alfa cinsinden çıkar. Yani bak buraya şey dersek böyle alfa cinsinden bir şey diyebiliriz aslında. Burada. Ee, burada Burayı bulabilirim ama burayı da bulmaya da gerek yok şu anda. Başka bir şey yapalım. Yani a, buraya a dersem hocam burası kosinüs hani şey var ya kosinüs alfa var ya oradan çıkacaktır aslında. Komşu bir hipotenüs işte oradan çıkabilir. Ya da başka türlü şu iki alfayı da kullanmam lazım benim. Ne yapabilirim hocam iki alfayı kullanmak için? E buradaki oranlamaları da bulmaya çalışacağım. Ben bu oranlamayı bulmak için ne yapmam lazım? Bize kelebek ya da temel orantı lazım. Kelebek ya da temel orantı nasıl oluşturabiliriz? Hocam şuradan dik çizersek en azından bir kelebek benzerliği oluşuyor değil mi burada? Evet. Aa hocam z'den dolayı bak burada da komple iki alfa yapıyor. Benim şurayı bulmam lazım. Hocam şuraya bir a diyecek olursam 2 alfanın nesi var buradaki üçgende? Bak komşusu ve hipotenüsü var. Yani kosinüs 2 alfa eşittir. A bölü 1 yazabiliriz. A buradan kosinüs 2 alfa eşit oldu. Tamam. Kosinüs 2 alfa eşit olduysa. Bak burada bir kelebek benzerliği var. Kelebekte oran kaça kaç? Kosinüs 2 alfa'ya 1. Buradaki oranlamalar da kosinüs 2 alfa'ya 1 değil midir? Evet. Yani burası k çarpı kosinüs 2 alfaysa burası da k çarpı 1'dir. Hani oran olarak yazacak o E şimdi alanlardaki oran tabandaki oranı eşit olacak. E tabandaki orana bakacak olursak K'da kalan işte ee, ya direkt oranlamaya bakalım istersen. Sarı üçgenin alanının şuradaki üçgenin alanına oran isteniyor ya. Yani direkt K bölü K çarpı kosinüs 2 alfa neye eşittir? Alanlar oranına eşittir. O da 1 bölü kosinüs 2 alfaya eşit olur. Bu da sekant 2 alfaya eşit değil midir dostum? Evet yani cevap balı kesir yapar mı? Böylelikle yapar. Büyük ihtimal Mert Hoca'dan farklı çözmüşümdür. Çünkü geometrici bakış açısıyla çözdüm bunu. E Mert Hoca'ya da bakın bakalım nasıl çözmüştür. Büyük ihtimal şu üçgenin alanından gitmiştir. Sonra şu üçgenin alanı bulmuştur. Sonra bunları oranlamıştır büyük ihtimalle. Aa bak burada ne yaptık? Alanlar oranı, tabanlar oranı eşit. Tabanlar oranı bulunca sonuca da bu şekilde de daha kısa mı diyelim, daha hoş mu diyelim. Ya hangisi hoşunuza giderse o hoşluk ya da hoş olmama durumu size kalmış. Ama tabii ki bu tür işlemleri yapabilmek için ne şart? Geometri şartı. Yani geometrisiz görüyorsunuz trigonometri biraz daha bir tık daha zor oluyor. Daha doğrusu geometri geometriyle trigonometri daha kolay olduğunu söyleyebiliyoruz değil mi? Evet örnek 2'yi böylelikle bulduk. Geldik örnek 3'e. Aşağıda bir kenar uzunluğu 20 cm olan kare ile bir kenar uzunluğu 2 cm olan eşkenar dörtgen verilmiştir. Tanjant alfa ya bu geniş açı. Tanjant alfa x e 4 bölü 3 burada kaçın tanjantı olacaktır? Yani burası 180 eksi alfa yapıyor. Ya da buraya beta diyelim. Tanjant beta da neye eşit olacak? 180 hatanın yanı direkt 4 bölü 3 olacak. Tamam. Şimdi e, bu alanlar birbirine eşit verilmiş. Hmm, tanjant beta. Arkadaş tanjant beta 4 bölü 3 ise şuradan bir dik çizsem ben. Tanjant beta da 4 bölü 3 ise karşı bölü komşu 4 bölü 3. 3 4 5 üçgeninden burası 5 yapar. Hocam burası da ne yapar? 5K yapar. Niye? Bu bir eşkenar dörtgen olarak verilmişti. Şimdi bunların alanları birbirine eşit verilmişti. Hocam 20'nin karesi 20 çarpı 20 karenin alanı. Eşkenar dörtgenin alanı da taban çarpı tabana ait yükseklik değil mi? Evet. Hocam 5 kere 4 20'ler gitti. K kare 20. K'yı buradan ne buluruz? Kök 20. Yani 2 kök 5 olarak buluruz. K'yı bulduk. Ee, arkadaş x de neye eşit? Bak 5 K'ya eşit. Yani K yerine 2 kök 5 yazarsam cevap da böylelikle 10 kök 5 çıkar mı? Çıkar. Evet cevap balık isir oldu bu soruda yani üçüncü soruda. Geldik dörde. Aşağıdaki şekilde düzgün çokgen verilmiş. ABC'de düzgün çokgeni verilmiş. E burası alfa iken bunlar hep aynı üçgen olduğu için eş açılar eşit olacak. Ve KLM üçgeni verilmiş. Düzgün çok yeni çevrel çemberin merkezi o noktasıdır. Tamam. O 6 birim verilmiş. KL 12 birim verilmiş. Ve burası X birim verilmiş. Şimdi burada alfa 2 alfalar verilmiş. Eyvallah devam edelim. Şimdi burada bir de şu verilmiş. Ben bunu öbür tarafa atarsam ne oluyor? Hocam kökü 3 kosinüs 2 alfa eşittir sinüs 2 alfa yaptı. Buradan ee, eşit 0 ya. Eşit 0 olduğu için buradan kökü 3 kosinüs 2 alfa sinüs 2 alfaya eşit oldu. Hocam buradan da kök 3 sinüs 2 alfa bölü kosinüs 2 alfaya eşit oldu. Yani tanjant 2 alfaya eşit oldu. Tanjant nerede kök 3? 60'ta değil mi? Yani bizim iki alfa açımız 60 derece olmak zorunda. Alfa açısı da kaç derece oldu o zaman? 30 derece oldu. Evet burayı 30 burayı da 60 derece bulduk. Şimdi düzgün çokgeni ile KLM üçgenin alanı birbirine eşittir. Evet bu düzgün çokgenin alanıyla bu üçgenin alanı birbirine eşitmiş. Hocam bu düzgün çokgen kaç kenarlı? E, burası 30 derece ise 360'a ha, 30'da hani 30'lar böyle 360'a tamamlayacak ya. E, 360 30'a bölsen kaç tane üçgen var demektir burada? 12 tane üçgen var. Hocam 12 tane bu üçgenin alanı. Bu üçgenin alanı ne? Diyorsunuz ki hocam 6 çarpı 6 çarpı sinüs 30 bölü 2. Yok ya çek 90'ı 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 yapar. 6 çarpı 3 bölü 2 değil mi burası? Evet. Şimdi 12 tane şu üçgenin alanı dedim. Bu üçgenin alanını eşitmiş? E bu üçgenin alanı nedir dostlar? Ya hocam burada yine aynı şeyi diyorsunuz. Ben sinüs ya trigonometreyiz hocam. Trigonometri de var sinüs de yapın. Yapmayacağım kardeşim. 2 alfa 60 mı? 60 x çarpı 12 çarpı sinüs 60 bölü 2'ye eşit diyebilirsin. Evet ama 60 varken de demem kardeşim. Çek yerim bir 90 derece. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 yapar. Burası da 6 köküç yapar. Yani bu üçgenin alanı da x çarpı 6 köküç bölü 2'ye eşit olur. E buradan neler gitti? Şunlar şunlar gitti. Sonra 12 çarpı 3 36 yaptı. Köküçü de buraya atarsam 36 bölü köküç x'e eşit oldu. Köküç eşitliğinde çarparsam 36 köküç bölü 3 yani 12 köküç mü yapar x? Evet cevap böylelikle Denizli oldu dördüncü soruda. Geldik beşinci soruya. Yasemin işte 5-8 var atmış. Hop dur. Aç değerli üçgeni YouTube Shorts'ta ya da Instagram'daki Shorts'ta aç değerli üçgeni onu öğren. Onu öğren. Öğren öğren öğren. Hatta burada göstereyim ben sana. Bak trigonometride de karşımıza çıkıyor bu. ÖSYM'de soruyor. Değerli üçgen dediğim bir şey. Ya yani benim için değerli üçgen. Yani değerli üçgen herkes için değerli olsun lütfen. Bir kenarı 8 birim olan eşkenar üçgende şu şekilde ben 3'e 5 şeklinde ayırdığım zaman Pisagor bağıntısı yaptığım zaman burayı 7 bulurum. Yani şu 60 60 60 ya hocam bak 3 7 8 üçgeninde ve 5 7 8 üçgeni değerli üçgendir. Her ikisinde de 7'yi gören 60 derece. E ben bunu görünce bak 5 var 8 var 60 var hocam 3 7 8 ya da 5 7 8 burası 7 birim olmak zorunda. Bitti gitti. Bak gördün mü hiç teoremi falan kullanmadan bunu buldun. Bunun iki katı da üç katı da karşımıza gelebilir tabii ki. O durumlarda buna dikkat dikkat edeceksin. Hatta burada bir eşkenar oluştur böyle. 3, 3. Bak burası 120 derece oldu. Tamamı 8 ya e buraya 5 kaldı. Bak 3, 5, 7 üçgeni de var. 7'yi gören bu sefer 120 derece yapıyor. Tamam. Şu değerli üçgen bir kenarı 8 olan üçgen değerli üçgen. Değerli üçgenden 3, 7, 8, 5, 7, 8 ve e, 3, 5, 7 üçgenleri çıkıyor. Lütfen buna dikkat. E buraya 7 bulduk. 3'den 7 birim ötede ne var? 10 var. Direkt cevabı işaretlersin. Geçersin diğer soruya. Yani örnek 6'ya. Evet alfa isteniyor. Alfaya ait ne lazım bana? Hocam dik üçgen lazım. Dik üçgen için hop şöyle bir 90'ı yapıştırırsın böyle değil mi? Yapıştırdın 90'ı. Hocam burada 3'ün 5'in hesabını yapacağız şimdi. Bak şimdi. Hocam alfa beta. E 90 derece var ya. E, burası da alfa. Alfa o zaman şöyle bir 90 derece çizelim. Alfa 90 beta. Hocam ne oldu? Şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta bu bir kare olduğu için eş üçgen çıktı. Alfanın karşısı üçgen alfanın karşısı 3. Betanın karşısı 5. Betanın karşısı 5. Buraya ne kaldı? Hocam buraya 5. 2 birim kaldı. Sonra ne yapacağız? Hocam şurada da bir dik çizelim şöyle. Bak alfa 90 beta. Burası da alfa yaptı. Hocam şu üçgen de eş yaptı. İkisiyle. Alfanın karşısı, alfanın karşısı 3 alfanın karşısı 3'ü yapıştırdın. Hocam tamamı 11'di. Bak şuraya kadar 11'di. 8 kaldı yani yukarısı 8 yaptı. Sonra burası da 5 birim. Ve ben şunun tamamının kaç olduğunu biliyorum zaten. Hocam 7 3 daha 10 burası. 10 burası. O zaman buraya da 5 mi kaldı? Çünkü tamamının 10 yapması lazım. Buraya 5 kaldı. İşte burada. Tanjant alfa değeri 5 bölü 8'e eşit. Yani bizden 5 bölü 8 isteniyor. Cevap Balıkesir Yaptı 6. soruda. Geldik son soruya. Yani 7. soruya. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü verilmiş. Zaten iç açıyı 108 olarak formülden de bulursunuz. O önemli değil. Düzgün beşgende şöyle bir kenar verilmiş. Düzgün beşgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaş ne yaparsın? Hocam şurası şu düzgün çokgenin merkezi ise bu merkez burasıysa şöyle şu üçgenden kaç tane oluyor böyle? Özdeş 5 tane üçgen oluyor. O zaman bu 5 tane üçgenin alanını bulacağız. Yani ben şu alanı bulup 5 çarpacağım. Büyük ihtimalle insanın ilk aklına gelen şu oluyor. Arkadaş şuradan bir yükseklik çizelim. Hocam burası kosinüs 18 bölü kök 5 yapıyor. 2 parçaya bölüyor. Sonra şuradaki uzunluğu buluruz hocam deyip. Sonra taban çarp yükseklik bölü 2'den kaç tane var? 5 tane var deyip sonuca ulaşırsın. İlk akla gelen bu. Büyük ihtimal Mert Hoca da buradan çözmüştür. Şimdi ben farklı yoldan çözeceğim ya. Farklı bir şey düşüneyim ben. Şimdi buraya bakacak olursak gençler. Öncelikle 360 bölü 5. 5 tane eşit açı var ya burada. E burada kaç kaç derece? 72 derece. Şimdi 72 derece burası. Tabi bunlar ikiz kenar olacak hepsi. 54 derece burası. 54 derece burası. Bak kenar ve karşısında açı var. Ve ben buraya x dersem eğer. Buradaki x'i bulduktan sonra x çarpı x çarpı sinüs 72 bölü 2'den de alana ulaşır mıyım? Ulaşırım. O zaman burada bak kenar karşısındaki açı olunca aklımıza sinüs teoremi gelmiyor mu? Evet. Sinüs teoremi yazalım. Ya inşallah başıma iş almıyorumdur. Sinüs teoremi kenar yani farklı yoldan yapacağım diye daha böyle e, şey yoldan yapmayalım. Uzun yoldan yapmayalım. Dur bakalım. Kenar 2 kosinüs 18 bölü kök 5 bölü karşısındaki açı sinüs 72. Aa gitti gitti gitti. Şu kosinüs 18 ile sinüs 72 birbirini götürüyor. Süper. Eşittir. Kenar yani x bölü sinüs 54 değil midir? Evet x bölü sinüs 54'e eşittir. Tamam süper. Sin 72 ile cos 18 birbirini götürdü. O zaman burada bununla da öbür tarafı çarpıyorum. 2 bölü kök 5 çarpı sinüs 54 eşittir. x eşit oldu. Şimdi benden alan isteniyor. Alan dediğimiz nedir? Hocam bundan 5 tane var. 5 tane x çarpı x çarpı sinüs 72 bölü 2 değil miydi? Ya da 1 bölü 2 başa alıyorduk. 1 bölü 2 çarpı bir de 5 tanesi de var tabi. Şu 5 tane 1 bölü 2 çarpı x çarpı x çarpı sinüs 72 de diyebiliriz. Evet bu 5 çarpı 1 bölü 2 çarpı x dediğimiz neydi? Hocam 2 bölü kök 5 sinüs 54'tü. Sinüs 54 yerine kosinüs 36 yazalım. Bak 36 ile 72 daha tanıdık ya. Evet bunun yerine de kosinüs 36 yazıyorum gençler. Bu kosinüs 36 yazdım. Çarpı x yerine yine aynı şekilde 2 bölü kök 5 kosinüs 36 yazdım çarpı bir de ne var burada sinüs 72 var. Şimdi hocam kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5 bunlar birbirini götürdü. Buradaki 2 de götürdü. Burada ne oldu? Şuraya bakar mısın? 2 kos kare 36 çarpı sinüs 72 var burada. E, hocam sinüs 72 36 2 bu 2 çarpı 36 eşit değil mi? Yani bu aynı zamanda şurası 2 sinüs 36 çarpı kosinüs 36 değil mi? Evet hocam bu da aynı şekilde 2 sinüs 36 çarpı kosinüs 36 olduğundan. Şimdi burası ne oldu? Hocam 2 kos kare 36 burada var. Bakın ya da kos kare 36 burada var. Kosinüs 36 da, da burada var. İkisi de zaten burada. 2 kere 2 zaten kaç yaptı? 4 yaptı. 4. Kos kare artı kos yani kos kare çarpı kos daha doğrusu kos küp 36 yaptı burası. Hocam bir de burada ne kaldı? Sinüs 36 kaldı. Çarpı sinüs 36 yaptı. Yani cevabımız bu şekilde yaptı. Al sana farklı çözüm. Büyük ihtimalle farklı çözüm yapmışızdır. Bir Mert hocanın çözümüne de bak istersen. Tabi bu kaçıncı denemede olduğunu bilmiyoruz. Ama bu çözümleri de bu şekilde de görmenizi de istiyoruz. Farklı çözümler burayı farklı çalıştırır. Amaç zaten buydu. Evet böylelikle ilk 7'ye bitirdik. İlk 7 soruyu bitirdik. Amacım dediğim gibi 7 soru. Sonraki 7 soru. Bir daha e, kalan 8 soruyu da ne yapacağım? Bir short şeklinde yapmaktı. Bakalım short şeklinde yapamazsam da ne yapıyoruz? Onu da bir video olarak paylaşırım yine. Evet gençler. Sonraki tiltte yani sizi tilt eden sorularda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.